Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Umarım Ramazan'ınız harika geçiyordur. Bolluk, bereket ve paylaşım içinde. Bugün yine size iki tane harika lezzetim var. Bir tanesi patlıcan musakka olacak, kıymasız yapacağım, etsiz, böyle sade midemizi rahatlatacak bir ürün olacak. Yanında da ezogelin çorba. Tam böyle iftar açılışında muhteşem bir başlangıç. Dilerseniz hemen malzemelere ve ürünlere geçelim. Patlıcan musakka için 3 adet kemer patlıcan, birazcık büyükçe olacak. 1 adet soğan, 1 adet patates ve 2 tane biber, yeşil biber olacak, köy biberi de olabilir, ben acı biber kullanacağım. 1 adet kırmızı kapya ve böyle 1 yemek kaşığı falan da salça olacak. Domates ben kullanacağım, biber de kullanabilirsiniz. Ezogelin malzemeleri, buna 2 litreye yakın et suyu kullanacağım. 1 kase dolusu kırmızı mercimek, birer adet soğan, patates, havuç, şöyle bir 1/4 su bardağı kadar pirinç, karabiber, tuz, kekik, karabiber, tuz, nane, kırmızı toz biber ve 1 adet de sarımsak olacak. Şimdi nereden başlayalım? Çorbamızdan başlayalım bence. Çünkü çorba kaynayacağı için ön malzemeleri ben doğrayayım. Yani gelişigüzel doğrayabilirsiniz. Hemen ocakların altını açalım. Kızartma yapacağım, ocağımı da açayım. Şöyle kenara aldığımı başlayabilirim. Rastgele doğrayabilirsiniz. Sorun yok. Ya tabii bunu sotelemek için bir parça yağ koyun. Şöyle bir parça koysanız yeterli. Yanmasın soğanımız. Çorbanın ilk malzemesini atarak başlatıyorum. Soğan tabii ne kadar çok kavrulursa, ne kadar çok karamelize olursa o kadar lezzetlenecektir. Soğan arkasına ben patates atacağım. Patatesi de birazcık böyle renk aldırıp kahverengileştirmek istiyorum. Bunu rastgele doğrayın çünkü bunlar sonuçta püre olacak. Hatta soğanla birlikte ben patatesi de atıyorum. Şimdi benim burada pirincim var. Bu pirinci önceden nasıl diyeyim? Şimdi çorbanın malzemelerini atacaksınız ya, onları püre yapacaksınız. Ama içine pirinç girecek. Pirinci bence önceden birazcık haşlayın. Sizin gidiş yolunuzu kolaylaştıracaktır bu hamle. Ben şöyle yapayım. Dibinde kalanlar ziyan olmasın. Böyle koydum. Şimdi arkaya aldım. Şimdi burada kızartma yapacağım için tehlike olabilir. Ayarladım. Pirinç hemen koydum. Hemen tuzumu da atayım. Pirinçler tuzu içine çeksin, lezzetlensin. Kızartmadan yapmıyorum işlemi. Burada hikaye güzel. Soğanlar ve patatesler renk alırken çorbanın içine girecekler. Ben bir yandan patlıcanlarımı doğrayayım ve onları kızartmaya başlayayım. Bu arada musakkaya geçiyorum. Yani gördüğünüz gibi iki tane yemeği aynı anda doğru zamanlamayla birlikte yapabilirsiniz. Ben biraz da bunu göstermek istiyorum burada. Şöyle bir tane kase alayım. Şimdi ben nasıl istiyorum? Şu ucunu biraz tıraşlayayım. Halka halka ama yemeğin adı patlıcan musakka. Patlıcanların biraz daha diğer ürünlere göre büyük olması lazım. Biraz daha kalın parçalar yapacağım böyle. Pişirmenin bir kısmı kızartma olacak, yani o renk aldırma işlemi olacak. Bir kısmı da tencerede malzemelerin özdeşleşmesi şeklinde olacak. İki aşamalı pişirme olacak. Ve iki ayrı teknik uygulayacağım pişirirken. Patlıcanlarımı alıyorum. Bunu böyle yaptım. Bunun alaca yapalım. Çok da kabuk gelmesin. Bunu da alaca yapacağım. Hatta patlıcanın böyle acılığını seviyorsanız, yani benim gibi ilk yaptığım gibi hiç soymadan direkt de devam edebilirsiniz. Ben buna biraz alaca yaptım. Bu da böyle olsun. Yine kalın kalın doğruyorum. Patlıcanın kendini belli etmesini istiyorum. Buna da alaca yapalım. Ucunu tıraşlıyorum yine. Alacasını yapalım. Bir yandan bir gözümle de şöyle çorbaya bakıyorum. Soğanlarım yanıyor mu?
patateslerim renk alıyor mu? Onları kontrol ediyorum. Bir sıkıntı olmadığı görünüyor bende. Dediğim gibi bunu çok fazla kıymalı yaparlar ama ben direkt böyle sade bir ürün istedim bugün. Hani sırf sebze ağırlıklı bir menü istedim. O yüzden bugün böyle olacak. Gerçi çorbada birazcık et suyu olacak ama o da artık işin şey olsun, tadı olsun, ufak bir tadı olsun. Hemen bakıyorum yağım kızmış mı? Yağım gayet güzel kızmış. Hemen patlıcanlarımı o arada atabilirim. Bakıyorum taşmadan. Bir yandan gözümle kontrol ediyorum, bir yandan atıyorum. Yani şu an iyi. Hemen soğanlarımı karıştırayım o arada. Çok güzel renk almaya başlamış. Tam istediğim renklere ulaşıyoruz. Bir yandan da pirincim kaynıyor. Pirinci direkt içine atarsam zaman kaybı. Yaparım yani. Direkt yaparsınız çorba içine de sonra o kayna kayna beklersiniz. Ama bir ön pişirme yaparsanız buradaki çorbalar hazırlanırken siz de pirinci bir yandan hemen ortama sokmaya hazırlarsınız. Daha iyi olur öyle. Buradaki hikayem bitti. Bir yandan da şimdi ben ne yapacaktım? Musakkayı soslu yapacağım. Böyle bir salçalı sos yapacağım. Onun ama içine birazcık soğan kıymam lazım. Bir yandan da onun ocağını açıyorum. Onu da hemen böyle kenara aldım. Bu da musakkanın soğanı. Onu biraz daha küçük doğrayacağım. Çünkü şey, yemeklik olacak yani. Sosun içinde görünen soğan parçaları çok fazla büyük olsun istemeyiz. Biraz daha küçültüyorum. Bir yandan da gözüm hem patlıcanda hem çorbada. Mümkün olacak kadar küçük doğrayın. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi olacaktır. Hemen altını açmıştım. Şimdi musakkanın soğanını kavururken ben bir teflon tava kullanacağım. Teflon tencere kullanacağım daha doğrusu. Yağ koymayacağım çünkü musakkanın ürünlerinin hepsini kızartacağım için bir daha ekstradan yağ koymak istemiyorum. Çok yağlı olur. O yüzden ben bunu yağsız bir tavada, yağsız bir tencerede yani siz artık neyde yapacaksanız ona göre düşünün. Böyle birazcık terleteceğim. Bu arada çok güzel soğanlarım falan hepsi renk aldı. Hemen havucuma geçiyorum. Bu da çorbanın havucuydu. Hemen çorbanın da havucunu atıyorum bir yandan. Havuç içerisinde yüksek miktarda şeker barındırdığı için yani bir sebzeye göre onun ne kadar çok renk alırsa, ne kadar çok karamel olursa o kadar daha lezzetlendirir. O yüzden havuçları da attım ki biraz daha renk alsın diye. Hepsini çiğden koyar mısınız? Koyarsınız. Ben dersiniz çok fazla lezzetli olmasın, biraz daha besin değeri düşmeden istiyorum ürün dersiniz. Hepsini çiğden atıp haşlayabilirsiniz de. Ama ben burada biraz daha lezzetlerin yukarı çıkmasını sağlıyorum. Size de o şekilde gösteriyorum. Bu arada patlıcanlarım güzel gözüküyor. İstediğim rengi almış. Birazcık daha, belki birazcık daha şu tam böyle değmeyen yerlerini çeviriyorum. Oraları daha da pişsin. Çok azıcık daha zamanımız var. Buradaki hikaye güzel. Şimdi mercimeklerinizi iyice yıkayın. O tozundan mozundan kurtarın. Ondan sonra iyice kavurun. Mercimekler sapsarı olana kadar kavrulsun. Hemen atıyorum. Mercimeği de ne kadar çok kavurup sarı hale getirirseniz o kadar lezzetlenecektir yine aynı şekilde. Şimdi aslında ezogelin çorba ile ilgili şunları söyleyebilirim. Ezogelin çorba aslında bir gün önceden fazla yapılmış mercimek çorbası kaldı, yemedi kimse. Aa ben buna ne yapayım diye düşünerek ortaya çıkmıştır. Birazcık pirinç, birazcık salça kavurup birazcık şey kuru nane. Hemen içine atarsınız, ezogelin çorbaya çevirirsiniz. Ama ben şu an sıfırdan anlatıyorum. Şu ana kadar buraya attığım malzemelerle aslında bir mercimek çorbası çıkartabilirsiniz ortaya. Benim patlıcanlarım güzel. Ben patlıcanlarımı alıyorum. Bir yandan soğanlara baktım. Yağını süzmek benim için şu an değerli. Çünkü çok fazla yağ çekerse sıkıntı yaşarız. Her ürünü kızartacağım. Her ürünün içindeki yağ yemeği oldukça kötü gösterecektir. Tabii ki yine birazcık yağlı bir yemek olacak. Ama yine de mümkün olduğu kadar
kurtarmaya çalışacağım. O yüzden hemen peçetenin üstüne çıkartıyorum böyle. Şöyle alayım. Ya bu renkler benim için yeterlidir. Şöyle hafif o kahverengi, karamelize rengi benim için yeterlidir. Bu da şimdilik burada dursun. Elinin altından uzaklaşsın. Hemen diğer patlıcanları bir yandan soğanımı karıştırıyorum. Patlıcanların hepsini atabilirim bence. Evet, güzel. Şimdi patateslerimi doğrayacağım. Ama önce soğanlarıma bakıyorum. Soğan baktım böyle artık çok renk almaya başladı. Hemen salçasını ilave edeceğim. Bence iyi. Bu salçanın yarısı çorba için, yarısı musakka için. Şu an musakkanın salçasını veriyorum. Bu yeterlidir. Bu da çorbanın. Bir yandan pirinçlerim kaynıyor. Pirincin ben nişastasını yani yıkadım ama çok fazla bir suda bekletip o nişastasından kurtulmadım. Çünkü çorbanın içine bağlayıcı bir şey gerekiyor. Pirincin nişastasından ben faydalanacağım. Sadece temizlik amaçlı. Bir kere yıkadım o kadar. O yüzden o pirinci böyle diriliğe gittikten sonra suyuyla birlikte dökeceğim. O nişasta da çorbanın içine geçecek. Böylece bağlayıcı etkisi ortaya çıkacak. Bir parça daha su ekleyebilirim hatta o suyunu kullanacağım için. Tamam. Musakkanın da şu an salçasını öldürüyorum. O çiğ tadı gitmek üzere. Çiğ tadı gittiği zaman birazcık su vereceğim. Böyle birazcık böyle sıvı musakkanın işte o alt tabındaki sıvı dolgu olacak. Ya da içindeki o sıvılık olacak. Öyle düşünebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi hemen patateslerimi yapıyorum. Şimdi patatesler musakkadan daha küçük olmalı. Nasıl bir şey yaparım? Biberlerle belki aynı boy olmalı. Biraz da biberleri doğramaya yakın düşündüğünüz gibi. Yani şöyle biberi doğrasam patatesle buna yakın bir şey doğrayabilirim bence. Patatesi ona göre düşünüyorum. Hiçbir zaman yan ürünler ana ürünün boyunu geçmemeli. Miktarını da geçmemeli. Ben böyle doğramayı uygun buldum şu an. Çünkü bunların birbirine yakın olduğunu düşünüyorum boylarını. Siz de ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Belki şunu biraz daha küçültebilirim mesela. Böyle birkaç tane köşeleri küçülttüm. Bu iyi. Birazdan da bunları kızartırım. Şimdi hemen salçasını veriyorum ezogelin çorbanın. Şimdi artık ezogeline dönmeye başladı. Buraya kadar mercimek çorbaydı. Artık et suyuna geçebilirim. Zaten çiğliği gidecektir. Çorbada çok sorun değil şu anda. Artık iyicene kaynasın. Musakkanın da suyunu veriyorum. Onu zaten bayağı kavurmuştum ben burada. Şimdi ben ikisinin de kapağını kapatmak istiyorum. Daha hızlı pişsin diye. Ben de şu an hikayem güzel gidiyor. Bunu kapattım. Çorbayı da böyle iyicene karamelize ettim içindeki ürünlerin bir kısmını. Lezzetlensin diye. Hemen onunla kapağını kapatıyorum. Bunlar kaynasın. Musakkanın salçalı kısmı kaynayacak. İyicene böyle pişecek o ağdalı kısım. Ağdalı böyle bir şey açığa çıkacak. Çorba da iyicene kaynayacak ki makine blender'ı vurabileyim. Bir yandan da pirinçleri pişiyor. En son blender'ı vurduktan sonra pirinçleri ilave edeceğim. Sonra da tabii ki nanesi, karabiber, tuzu ben onları ayarlayacağım. Baharatları yanmasın diye. Hemen patlıcanlarımı kontrol ediyorum. Birazcık daha renk almasını istiyorum yine patlıcanların. Şöyle çevireyim. Bazen böyle ters tarafları pişmiyor. Onlara hemen böyle müdahale etmeniz gerekiyor. Onları böyle siz müdahale edebilirsiniz. Şöyle çevirdim. Bu daha. Bir tane daha kalmış. Tamam.
Bu dönmüyor. Ha, döndü. Patateslerimi yaptım. Onları da koyayım. Şöyle beklesin. Şimdi biberlerimle ilgili işimi bitireyim. Biberler de yani hepsi aynı boy olursa iyi olur tabii ki. Belki şöyle. Aynı şekilde devam ediyorum. Şunu ikiye bölsem tamamdır. Patlıcanlarım galiba hazır. Hemen alıyorum. Şöyle büyük büyük patlıcanlar görünsün. İyice yağlarını süzelim. Ya gördüğünüz gibi çok pişirmedim. Sadece patlıcanlar renk aldı. Şu an bir böyle tık çiğ. Ortası çiğ çünkü kalın da doğradım. Bunun birazcık o salçalı sosun içine pişmesini istiyorum. Bunu şöyle alabilirim. Biberleri de böyle aldım. Şimdi patateslerimi atayım. Şöyle elim yanmasın bunu alayım. Şöyle atayım. Şimdi patlıcanları ben kızarttım hafif. Ama neyi yok patlıcanların? Tuzu yok. Şu an tuzu içine çekmesi lazım. O yüzden tuzunu önceden koymamız lazım. Yani önceden dedim çıkarttınız ya hemen o anda. Ben birazcık geç koydum 2-3 saniye. Sonra hemen fritözden, kızartma yandan neyi de yapıyorsanız ondan çıkarttığınız anda tavanızdan hemen tuzunu verin. Bu da hazır. Bir yandan musakkanın sosuna bakayım. Harika gidiyor. Onun altını açabilirim biraz daha. Ha, açmışım zaten. Tamam devam etsin o şekilde. Bundan kurtulayım. Sarımsak şimdi çorbaya ekleyeceğim. Sarımsakları ben ezip parça koyduğum için biraz geç koyuyorum çorbaya. Bekletiyorum böyle. Şöyle bıçak yardımıyla ezip kabuklarından kurtulabilirsiniz ondan sonra kolayca. Böyle kurtuldum. Çorbamızın içine atıyorum. Bir yandan bana bak dedi patatesler. Tamam. Güzelce gidiyor. Şimdi patatesler biraz daha şey olsun. Pişsin. Daha böyle renk alsın. Hemen biberleri koyacağım. Ondan sonra musakka tenceresinin içinde bitireceğim. Pirinçlere biraz daha su ekliyorum. Baktım suyunu çekmiş. Şu an güzel gidiyor. Birazcık kızartmayı bekliyoruz. Aynen güzel renk almış. Ben şu an biberleri atacağım. Hepsini bir çıkaracağım. Şu an biberleri atarsam hepsi aynı anda pişmiş olur. Böyle iki tane pişme süresi farklı ürünü doğru zamanlarda atarsanız hepsini aynı anda çıkarabilirsiniz. Hem işiniz için de kolaylık olur. Hatta ben şuna peçete koyup buna koyayım. Şimdi musakkanın patlıcanlarını önce pişirdiğim için onlar biraz daha büyük de olduğu için ilk sokacağım içine, tencerenin içine. Diğerlerini bir sonraki aşamada ekleyeceğim ki iyicene patlıcanlar çeksin, kendi aromasını versin, salçaya salçadan aromasını alsın diye. O yüzden ayrı kaba çıkarıyorum. Şimdi çıkaracağım bunları. O arada hemen salçamı kontrol edeyim. Gayet güzel. Şu an o güzel kokular böyle gelmeye başladı. İftara biraz daha var ama bu koku sizi o şey için motive edecektir yemek yapmak için. Hemen bunları çıkartıyorum.
Hatta tasarruf tabii ki. Gaz değerli şey. Hemen altını kapattım. Bunlar tek tek alacağım böyle. Balık avlar gibi. Şimdi hemen bundan sonra aslında çorbamı kontrol etmek istiyorum. Bakayım parçalandı mı attıklarım. Ufak doğramıştım. Bir de böyle mühürledim. Yok daha doğrusu yani mühürledim biraz ama biraz da ön pişirme yaptığım için daha çabuk parçalanacaklar. Hemen bir kontrol edeyim onları. Birazcık daha süreci var. Birazcık daha süreci var. Bence artık patlıcanlarımı ekleyebilirim musakkanın. Ön pişirme yaptım, ön kızartma yaptım. Patlıcanları ilave ediyorum. Şimdi ben bunu salçayla yaptım ama siz mevsiminde kullanacaksanız mevsiminde domatesle yapın. Domatesi daha lezzetli olacaktır. Mevsimdeki domatesle. Şu an çok güzel oldu. Patlıcanlarla birazcık bunları bekletip hemen diğer şeylere ilave edeceğim. Biberleri, patatesleri. Şu an benim için çorba süreci var. Bir yandan da pirincim oluyor. Pirince biraz daha su ekliyorum. Nişastası bana, pirincin içindeki nişasta bana çorbayı bağlama imkanı verecek. Çorbanın o hafif, o bağlı kıvamı vardır ya onu yapacağım. Patlıcanlar güzel. Hemen biber ve patatesleri ekliyorum. Bakın rengarenk oldu. Her renk var şu an içinde. Muhteşem. Hatta birazcık alttan üste atayım. Birbirlerine karışsınlar. Patlıcanları çok fazla ezmeden yapın. Patlıcan çok çabuk dağılacaktır. Bunu artık böyle tıkır tıkır demleyecek sadece. Yavaş yavaş. İçindeki malzemeler özdeşleşecek. Sadece o süreç kaldı artık. Pişti. Çorbam da kaynıyor çok güzel. Bir parça daha su ilave etmek istiyorum. Böyle çorbanın içi, ya yani çorba kaynarken içine her zaman sıcak su ilave edin, kaynar su ilave edin. Soğuk su ilave ederseniz geciktirir, bir de bakteri yükünü falan arttırır. O gereksiz ayrıntılar var, onlara girersiniz. Şimdi çorbam kaynayacak. Hemen bir blender'dan geçireceğim. Ondan sonra pirincini ilave edeceğim. Bir kere daha kaynadıktan sonra hazır olacağım. Şöyle bir ortalığı toplayayım. Dilerseniz bir 15 dakika falan ara verelim. Evet, dediğim gibi musakkam pişti. Musakka da ne musakka yani. Tam böyle yedirir hani. Bütün o sebzelerin aroması, patlıcanın kokusu falan muhteşem, tarifsiz. Şimdi ne demiştik? Çorbamız. Çorbamıza hemen şöyle bir kapağını açıp blender vuruyoruz. Şu an gayet güzel parçalıyor. Şimdi bunu bu aşamadan sonra süzebilirsiniz de. Ama ben süzmeyi sevmiyorum. İçinde o karamelize sebze parçaları, normal o sebzelerin kendi rengindeki parçaları, onlar görünsün istiyorum. Ve o posası da çok yararlı yani. O posa bence en olumlu şey içindeki lifler falan var. Hiç şey yapmayın yani, süzmeyin. Böyle kullanın. Blender'ı şimdi kenara alabilirim. Yeterince karıştı. Burada haşladığım pirincim vardı. Ondan sonra şimdi bunun içindeki nişasta çorbayı bağlayacak. Zaten çorbada patates vardı. Biraz bağlayacak ama pirinç de daha da güzel olacak.
Onu hemen şöyle alayım ben. Heh. Birazcık sıcak olduğu için. Aşçın eli yanmaz ama bazen yanabiliyor. İçine atıyorum. Hemen kurtuluyorum bundan. Şimdi çorbam bir kere daha kaynayacak. Kaynadıktan sonra üstüne bu nane ve kırmızı toz biberi gezdireceğim yağ ile birlikte. Musakkam zaten hazır, tabaklayacağım. Dilerseniz bundan sonra sonunda görüşelim. Evet, geldik yine en zevkli kısma. Sunumdayız. Ama önce bir saniye. İşte bu harika iki lezzet. Bir anda ezogelin çorba, tam böyle iftar başlangıcı. Bir anda patlıcan musakka. Yarın yine burada, Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde görüşmek üzere.